Esselamu herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün Buse Duyuk Karakoç ve Hoan Kanal'la birlikte yok. Orada bağırırsın diye bekledim, bağırmadın. Limbo Challenge oynuyoruz arkadaşlar. Yani çubuğun altından geçme arkadaşlar, challenge yapıyoruz. Arkadaşlar taktik yapıyorum. Evet. Hop. Evet, gördünüz arkadaşlar. Bu şekilde bu şekilde çubuğun altından geçmeye çalışacağız. Tabii ki de bu iş kolaydan başlayacak arkadaşlar ve bu yavaş yavaş böyle inecek. Artık nereye kadar inerse, ne kadar geçebiliriz bilmiyoruz. Merak ediyoruz. Kapışacağız. Yorumunuzu alayım abi. Evet. Arkadaşlar bence geçemeyeceğiz. Çok zor bir şey. Benim boyum uzun. Bence o. Ben çok bilmiyorum, çok zorlanacağım yani. Hele şundayken bayağı bir zorlanacağım. Göreceğiz bakalım kim hangi seviyeden ne kadar geçebilecek, ne kadar kabiliyetliyiz. Bu hani her zaman da oynadığımız bir şey değil. Bakalım hakikaten nasıl geçebileceğiz, çok merak ediyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. Genelde biliyorsunuz bunu Brezilyalılar falan oynuyor. Adamların aynen. Brezilya kalçası var. Bizde ne var? Aynen. Adamlar Brezilya kalçasıyla dengeyi sağlıyor değil mi? Evet, doğru abi, o çıkın. Neyse ben o şeyini vermeyeyim. Detayını vermeyeyim kalçanın. O kalçayla birlikte arkadaşlar dengesi var ama bizde bildiğiniz bıngıl bıngıl olduğu için biz de ayaklarımı çekmesek. O zaman arkadaşlar Limbo Challenge başlıyor. İlk seviyemiz bu. Şu an gördüğümüz seviye, başlangıç seviyesi arkadaşlar. Bu şekilde başlayacağız. Haydi hayırlısı, o zaman başlayalım hiç. Hadi. Hazırız. Sen bayağı hazırsın be. Direkt sürprize falan böyle bu şekilde. Evet, o zaman başlayalım. Oğuzcum ilk seni alayım kardeşim. Bakalım altından nasıl geçebileceksin. Benim her türlü geçmem serbest değil mi? Kanka her türlü geçebilirsin. Ya iyi böyle geçeceksin. Evet, Oğuz olduğu kadar arkadaşlar bir şekilde geçebildi, hiçbir sıkıntı yaşamadı. Tamam. Çok zorlanacağım. Evet. Zorlanacağım. Evet. Güzel. Ne oldu lan? Gördünüz mü? Ne yaptın sen orada? Büyük bir de boyluk. Tekrar gösteriyorum. Bunu da kimse bilmiyor yani, burada ilk defa. Ne yapıyor ya? Evet arkadaşlar, böyle geçiyorsunuz. Burada lıp oluyor, hop tekrar geri kalkıyor. Arkadaşlar böyle limbo yok ki, limbo gizli, böyle yapılıyor şöyle. Gizli özelliğini kullandı arkadaşlar, gizli özelliğini kullandı. Hadi evet. Geçin. Evet, şuradan kolay bir şekilde geçelim arkadaşlar. Mantık bu, eğer bilmeyen arkadaşlar da öğrenmiş oldu. İndireyim mi şimdi usta? Seviyeyi, İndir usta. Nereden baksanız bir 10 santim kadar indirdik arkadaşlar aşağı. Şimdi Oğuz bakalım geçebilecek mi? Ve geçiyor, oh. Bravo. Evet usta, benim çıktı. Duygu galiba bu defa eğilecek. Vay, bütün yetenekleri şimdiden kullanıyorsun sen yalnız. Evet, şuna devam edelim. Hadi saçım, hadi yapabilirsin. Korkma. Kardeşim bunu yapabilirsin. O da korkma ya. Yani neyse arkadaşlar, dans ederek geçtik altından. Evet, İndiriyorum. İndir abi, indir. Biraz daha indir yavaş. Round 3. Abi önden bir ısınma hareketleri yapın bence. Yavaş yavaş ya, beller... Ne ısınması? Biz beller Türk'üz gerilmeye başlayacak çünkü. Biz Türk'üz kardeş. Oha, helal olsun. Güzel. Yapabilirim demiştim bunu. Tam çekme o kadar. Hiç değmemesi gerekiyor. Gerilim veriyor bir de ya, geçişememiş gibi. Evet, güzelce geçti. Evet, buradan da güzel bir şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Burada takılıyordu şöyle. Böyle kalacak. Kalabilirdi, evet. Güzel, bu seviyeyi de atladık. Şimdi yavaş yavaş. Mesela saçım aç onu da. Haydi bakalım abicim. Evet. Bir dakika, boyumu biraz daha altı sokmam lazım. Evet, şimdi bir dakika. Zorlanmalar başlayacak. Yani biraz tıkınmaları, tıkınmaları, tıksırmaları, ırksırmaları... Oğlum bu kıyafetten geldi. Abi biraz süre çek böyle. Yavaş dur yavaş. Oh! Hadi kardeşim yaparsın be. İsteyemiyorum ben. Hadi sana güveniyoruz. Hadi. Geçtim. Hadi tamam, geçti varsa yürüyoruz, hadi geçti. Geçti. Ben de evet. Sıra. Evet Duygu Hanım, buyurun. Buradan nasıl geçiyorsun ya? Ne geçti? Evet. Sıra bende arkadaşlar. Zorluyormuş lan. Zorladı ha, vallahi zorladı. Burnum yine kalıyordu arkadaşlar ama geçtim, sıkıntı yok. Geçti şimdi seviye birazdan. Abi yalnız çok geldi ha benim bacaklara. Arkadaşlar evet, kazanacak tamam. Kişi belli zaten. Tırt bunlar. Abi boyu kısa diye birinci olacak. Boydan yırtacak ha. Evet, hadi bakalım. Bakayım. Abi sayılmaz ya. Kır şu beli geriye, kır. Aa! Aa! Aa kardeşim ölüm ya, güzel ama. Şimdi reytingden ha, bence... Ya bu sefer zaten artık hakikaten arkadaşlar biraz... Arkadaşlar geçtim ama. Evet şimdi Buse Duygu Karakuş. Bakalım. Bu Duygu'ya ne ki abi, gözünü seveyim. Minnacık şey ya. Bak şimdi bir dakika, bir de detay verelim değil mi? Şimdi biz arkadaşlar Oğuz'la ben spor yapan insanlar değiliz. Sporcu değiliz ama Duygu sporcu.
Pilates yapıyor. Her seferinde aynı. Ben boks yapıyorum. Ama öyle pilates yapıyorsun. Doğru mu? Yani kaybedersek bahanemiz olsun diye diyorum arkadaşlar. Kanıtımız hep olsun. Hep böyle, hep böyle. Pilates yapıyor. O yüzden vücut esnek. Yani o yüzden. Ya, hadi hadi. Neyse arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şimdiden yenilgiyi kabul ettiler. Hayır yani. Kabul etmedik. Olursa diyorum hani. Olursa. Olursa. Hadi ya, olmazsa rezil olur. Hadi silah tutuyorum. Evet. Duygun yine geçmeyi başardı. Bravo. Zorlanmadı bile. Ben elendim arkadaşlar. Öldüm. Abi katlanabiliyor. Ben şahidim ya. Katlanıyor. Esat biraz daha indiriyoruz herhalde. Hep aynısından geçmiş. Ben geçirdim kardeşim. Geçti lan bu. Geç bakayım. Esat burnu kalacak. Evet ben de geçmeyi başardım arkadaşlar. Abi seviye arkadaşlar bir anda 20 santim kadar indi herhalde. Seviye bilmiyorum ne kadar indi. Hadi bakalım Duygu. Bakalım. Abi ne yapıyorsun burada dur ben batırayım. Arkadaşlar bu da zor ama yani bana göre de zor ya. Pilates yapıyoruz da her gün bunu yapmıyoruz. Her başladı var. Oh bayağı zor. Duygu dikkat et burnunu vereceksin. Oh! Koyayım mı bunu? Gömleğimle vuruyorum yukarı zıplasa o anda geçeyim ben. Evet. Abi. Hadi Recep Vedik gibi. Oğlum çok zor. Evet, Recep geliyor. Oh. Oha! Geçtim arkadaşlar. Vay işte bu. Abi 5 santim daha indirin. Abi 5 santim. Ne yapıyorsun oğlum ya? Bir söyleyeyim mi? Bunu da... Abi altta indir. Yani. İndir bir. İndir şunu. Evet. Kim geçiyor ben geçim, mi? Evet. Ya ben niye geçiyorum? Ben bu direğin adına Hankaralı direği koyuyorum. Oğlum oğlum burada tutuyorum ben de. Tamam kardeşim öyle. Neyse hadi bakalım. Evet. Ya ama bu benim etkimi de atıyor şu an. Etkimi arkadaşlar abi. Geçemezseniz yardımcı olacak Hankaralı direğiyle. Biraz kaldıracak. Kalkayım mı? Hadi bakalım. Evet. Hankaralı direğinden geçmeye çalışıyorum. Ya. Bakalım. Gerçekten zor. Duygu geçebilecek mi? Evet Hankaralı'nın direğinden. Abi oha ya hakikaten bu biraz... Arkadaşlar yapamayacaksanız bırakın yani ben yapamıyorum. Ayağımı bırak. Açacağım çünkü. Evet. Aa, düştü. Oha. Abi geçiyor mu? Yok. Yok. Geçmez. Geçer. Ya susun. Tamam hadi bir daha dene. Dene sıkıntı yok. Susuyoruz abi dur. Full konsantre hadi. Konsantre. Ne diyorsun ya? Gel bir ya. Abi direğe vurdu ya. Oha! Oha ya. Geçti. Geçti. Ölüyorum galiba. Ah çok zordu. Helal olsun bana. Eso. Vallahi beni bıraktın. Bunu geç abi sen helal olsun. Evet. Hadi bakalım. Bir dakika abi terlerim şunu çıkartacağım. Evet. Eso'nun üzerinde gördüğünüz gibi aerobatik. Bak bunun hikayesini anlatacağım videodan sonra. Unutur bence anlatmadan. Yok anlatacağım. Unutur arkadaşlar. Oğlum gelişinden belli buradan geçemeyeceğim ben. Ben eline gelir miyim? Eso yaparsın kanka sen masa gibi çocuksun. Masa gibi. Yapacak. Ah! Hadi be! Allah! Çok zor oğlum. Tutuyorum yamulmasın. Oh! Aaaa! İşte bu! Geçtim! Abi bundan sonrası artık bence patladık gibi ama hadi bakalım. Abi sadece 3 santim indirin. Hankalanın direğini herkes geçebiliyor. Şuraya indireyim mi var? Şu kısmı indir. Evet abi. O yeter ya. Tamam. Oha. Ha, orayı indir biz ölelim tamam mı? Evet. Hadi bakalım buyurun. Hadi bakalım. Ya bir kere de sen öncelik tanı ya. Arkadaşlar burada... Öncelik mi tanıyayım? Tamam, burada bir olay var. Bir buradaki olaya saygı duyun. Öncelik tanıyorum. Ben öncelik tanıyorum zaten şey yani. Öncelik. Burada Hankalanın direği var. Ya bırak git şuradan. Bu niye böyle agresif ya? Benim direğimi geçeceksiniz. Tamam geçeceğiz inşallah. Hadi bakalım Duygu. Bakalım burayı geçebilecek mi? İmkansız. Aa oğlum çok kötü ağrıyor la. Hadi. Vallahi çok kötü ağrıyor midem benim. Evet. Bence bunu ben... geçersen ortadan ikiye ayrılabilirsin. Aa, dikkat et. Olabilir büyük abi. Büyük bir sessizlik istiyorum. Şey, vallahi kaskılarım çatlayabilir evet, ya. Duygu geliyor. Duygu 3 numarasıyla. Geçen sene burada hepiniz biliyorsunuz ki olimpiyatlarda birinci olmuştu. Evet, Hankan'ın direğinden bakalım geçebilecek mi? Limbo! Sessizlik. Kırıldı.
Ama abi geçiyor, deneyecek mi GTA? Hadi dene, yapacaktı, yapacaktı. Yapacaktı. Abi. Evet, Buse geliyor. Sessizlik abi. Buse çok sessizlikle geliyor. Duygu kaydır ayaklarını, birden lüp diye geç böyle. Oha! Oh! Hakeme bakıyoruz, hakeme bakıyoruz. Geçti dede. Hakem geçti dede, Han kanalı direği bir kez daha geçiriyor. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Ne yapıyorsun ya? Hayır, öyle bir şey yok. Fark ettiler. Ya bir şey mi? Damacanayla geçerim ben. Tabii. Damacana sanıyordu yalnız. Beyne kan gitmedi kanka, benim için. Evet, Esat bunu geçerse büyük ihtimalle gelecekte olacak çocuklar olmayacak. Bir şeyleri bırakacak çünkü. Yok ki. Esat cidden bundan geçersen çocuğun olmaz bence abi. Hayır yani kendi videomda da yenilme yani, anlasın mı? Ya manyak mısın, insan mı geçer oradan? İnsan, ben insan değil miyim? Evet. Tamam yok öyle bir şey değil. Kanka boyu kısa ya, ondan geçiyor oğlum. Evet abi, onu diyorum, bacak, bacak boyu kısa. Bacak boyu kısa. Bacak boyum uzun bir kere benim. Kime göre uzun? Oğlum şöyle, şuradan bir destek çakabiliyor muyuz mu? Evet, Esat geliyor. Esat... Sakin. Ah! Yok abi çok zor. Abi geldim. Bir kez daha yaparsın ya, dene abi, be. Vallahi çok zor. Dene be Esat, yaparsın, dene be. Çocuk ölecek oğlum, dur sakin. Duygu da tam geçemedi ki aslında, hakemin şeyi var. Ya ben Esat'a da torpil yaparım, geçsin öyle. Geçti. Ya dinleyelim hakem ya. Dinlen abi. Evet. Esat Çobanoğlu geliyor. Han kanalın direğine doğru yaklaştı. Sakalı değdi. Ya, dur ya! Ya! Oh my god, sen de bozdu, sakalı değdi de ya. Ya sussana çocuk. Onun yüzünden çocuk. Onun yüzünden kafamı geri çektim ya. Sakal değebilir. Dur be. Duygu. Ya! Daha ne kadar zorlayacağını. İşte bu. Kafasını da böyle yapıyor. Böyle sen de yaptın. Sen de yaptın. Sen hayır, ben kabul ettim. Hocam indiriyoruz. İndir hocam. Buradan geçersek ben Brezilya'ya giderim. Buradan geçersek ben Brezilya'ya giderim. Ne yapıyorsun Duygu? Duygu hile yapıyor arkadaşlar. Eşit değil olsun. Ucu daha aşağıda. Yani şöyle yaparsan eşit olur. Aslında eşit. Tamam. Oldu mu? Ya tamam, olmuş olsun. Hiç eşit görünmüyor ki. Tamam, tamam, süper, 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 tamam. Hadi. Aa, kanalın direğini kırdılar. Oldu, oldu, süper oldu. Arkadaşlar bir gelin şöyle bir direk konuşması yapayım size. Abi yapalım da imkanı yok ya. Arkadaşlar bu direği aşmanız lazım. Ben aşamayacağım kendimi. Bu direğin hilelerini sen biliyorsun. Biliyorum, direk bana ait zaten. Han kanalın direği bu. Arkadaşlar, geçebilecek miyiz acaba? Hilesini. Hilesini biliyor musun? Tam yere düşeceksin, böyle geçiyorsun ya. Tam düşerken az bir şey osurup böyle dengeyi sağlaman gerekiyor, anladın mı? Güzel taktikmiş. Beğendim yalnız ha. Hadi yaparsın. Bence yapılabilir. Geçme imkanı yok ya. Var ya, bu kız geçer. Ya abi benim. Bu kız Michael Jackson abi. Ya of! Bacaklar durmuyor ki. Ağrı ne var? Durmuyor bacak. Çok kötü abi. Evet, pes edebilirsin istiyorsan Duygucuğum. İyi gitti ama. Evet, az daha olacaktı sanki. Bir daha dene bence. Son bir kez. Son. Yok ya, yok. Arkadaşlar olmayacaksa olmuyor işte yani, zorla. Yok, ben daha benim Esat denemek istiyor musun? Yani. Deneyeceğim abi de. Esat yapabileceğine inanıyor musun? Hayır. Ben de inanmıyorum, başla Esat. Abi o ne? Yaparsan bir şey verir de gaza geliyorum. Evet, Esat geliyor, kendisi 39 yaşında. Oha. Brezilya'da büyüdü. Kalçaları Brezilya kalçası. Maşallah var. Esat gelemiyor. Kanka buradan normal bir insan geçmesi imkansız, biliyorsun değil mi? Çocukları düşün oğlum, baş önüne geçti. Esat. Yok. O ne öyle? Kanka kafanı havada tutman lazım böyle. Ne gülüyorlar? Çok eğleniyor ya. Evet, Esat geliyor. Esat geliyor.
Evet şu an bakıyorum tam direğe değecek gibi. Ya abi ya! Yapacağım ben bunu ya, taktım kafaya. Wow! Yapacağım ben bunu. Hadi çocuk adam. Evet. Tabii kalk, şey olursa kramp girecek birazdan bacaklar. Evet, Esat hastanede ağırlayabiliriz bu akşam. Esat geliyor. Esat geçiyor. Esat Çobanoğlu. Oooo! İşte bu! Şu an çok pis gaza geliyorum. Bak bir daha yapacağım. Oh. Yapamazsın Duygu. Esat... Niye delikeyi kabul etmek istemiyorum? Arkadaşlar Esat neden geçtiğini söylemek isterdim ama söyleyemeyeceğim. Yaptın mı lan bir şey? Duygu onu yapamaz yani. Geçemez. Esat'ın geçmesinin bir sebebi var arkadaşlar. Bunu söylemek istemiyorum. Ha doğru. Pardon baba. Yok bir şey yapmadı yok. Esat'ın yok, geçmesinin yok. Bir sebebi var ama bu... Benim sebebim dengeleyici var bizde arkadaşlar. Biyolojik dengeleyici sayesinde. Biyolojik dengeleyicimiz var. Deneyecek misin bir kez daha? Denemiyorum ya. Yani. Duygu bir şey söyleyeyim. Ben bir seviye daha indireceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar Esat bir seviye daha indirecek ve eğer alttan geçemezse üstten atlamak gerekiyor. Ha onu yaparız o zaman. Gerekiyor. Evet arkadaşlar Esat geçerken yesin diye. Evet abi tamam. Onu da ağzı böyle diliyle. Esat bunu yapamazsın zorlama. Bence de bu. Dengeleyiciyi kullan. Spandık. Otur otur Esat. Ya otur otur ne? Sen geçiyorsa böyle. Hadi otur otur diyor ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten oturuyorsun. Tamam başka türlü nasıl geçeceksin? Tamam geçemiyorsan zorlamayacağım. Ya arkadaşlar Nazmi demiyor ya. Kıskandı. Bir şey ya vallahi. Kıskandı. Yani. Kıskandı. Hayır yani şöyle geçiyor. Çok az kalmışlar. Oluyor da Esat yeminle. Çok az kalmışlar. Hadi hadi bunu da kabul et gidelim. Aa yeter tamam yok. Biraz bakalım. Daha indiriyoruz. Bacak. Yere indir bacaklar gitti artık arkadaşlar. Evet. Oh. Tebrik ediyorum. Limbo. Aa, arkadaşlar bir dahaki hafta bu seviyeden devam ediyoruz. Çalışacağız bir hafta boyunca. Belki daha üstten, aşağı doğru inecek. Ama üstten atlaması gelebilir bence. Evet arkadaşlar. Üstten atlaması gelebilir desin. Ha üstten atlama evet mantıklı uzun atlama yapabiliriz arkadaşlar. Bir dahaki hafta. Like durumuna göre ben çok kötü sakatlandım parmağım çok evde kötü. Zaten şeye döndü. Oh. Arkadaşlar sakatlandık bacaklar gitti pert. En sağlamımız Oğuz tabii ki de. Hiçbir şey yapma çok akıllıyım arkadaşlar biliyorsunuz beni. Beğendiyseniz like atmayı ve kanallarımıza abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Benim kanalıma abone olun. Buse Duygu Karakuş, Han Kanal, Eso ve kamera arkasındaki Teris TV. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.